yapmıştım. Demokrasinin temelinde saygı vardır ve bu saygı da güçlü olanın sayısal anlamda daha güçsüz olana ne kadar saygılı davrandığıdır. Yani mesela bizim Cumhuriyet Meclisi'nin iç tüzüğüne baktığınız zaman meclis, yasama, yürütme, yargı diye bir kuvvetler ayrımı sırası var ya, aslında şöyle desek, yürütme, yargı, yasama diye bir sıralama yapsak belki de daha doğrudur. Ama önemli olan, siyasetin çok partili demokratik sisteme inanıyorsanız, çok partililiğin güçlü bir zeminde devamını sağlamak gerekiyor. Bizim bu coğrafyada birazcık farklı var. Ödümüz patlar koalisyonlardan, halbuki bazı ülkelerde de tek parti iktidarı zordur. Avrupa'nın kuzeyine doğru gittiğiniz zaman ne kadar tek parti, çünkü tek partilerden korkulur, benim de bir lafım var. Partiler bu coğrafyada ne kadar güçlüyseler zararlar o kadar büyük olur. Ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu'ydu. Konuşuyorduk birinci bölümde genel anlamda partinin varoluş nedenlerini ve çalışmalarını konuştuk ama bir soru da vardı. Eğer Yeniden Doğuş Partisi iktidara gelirse Kıbrıslılardan kaç tane müdür, kaç tane müsteşar yapacaktı ve bir soru geldi. O soru birazcık benim bu soruyu sormama da Ergün Bulut'tan gelmişti soru. Ve o soruyu bana hatırlattı ve ben de soruyorum tabii devamında da. Yeniden Doğuş Partisi hükümette icracı pozisyona yürütmede etkin ve fiilen var olursa neyiniz var? Yani siz giderken insanlara ne anlatıyorsunuz? Yoksa böyle memleket mi olur? Memleketin için ettiler diye diye hiç yani böyle 150-200 kelimeyle mi siyaset yapıyorsunuz sizler? Valla dediğim gibi insanlara izah ettiğimizde konuyu mevcut durumun mevcut durumda halkın yaşadığı buhranları ifade ederek. Yani Erhan Arık da demiş ki YDP Kıbrıs'ta yaşayan adil ve hür yaşamak isteyen tüm insanların partisidir. Böyle evet. Afiş yapılacak gibi vurgu yapmış Sayın Başkan. Evet. Yok, Erkan demiş bunu. Erkan evet. Oğlu. Erkan yazmış bunu. Evet, güzel bir ben de gözlüksüz bakmanın faturasını ödedim. Çıkarayım gözlüğümü de bakacağım da daha iyi okuyor. Evet buyurun. Şimdi kıymetli abim, ekonomik, kültürel, siyasi olarak halkımız bir buhran içerisinde ve mevcut durumdan o kadar yıpranmış durumda ki bazen bu durumu devlete mal etme durumları da ortaya çıkabiliyor. Yani bazı kesimler, bazı kişiler o buhranı o kadar çok yaşıyor ki devlete kızıyor. Devlete sövüyor, devlete hakaret ediyor. O kadar bunalımda ki kendi kendini oradan geri tutamıyor. Şimdi elbette ki bir evin içerisinde çeşme çalışmıyorsa, boru arızalıysa evin kabahati midir? Evi yönetenin kabahatidir, orada yaşayanın kabahatidir yani. Maalesef böyle buhran içerisinde olan isimler de var. Ki bizim üzerimize vurulmaya çalışılan o yafta üzerinden konuyu ele alırsak bu yaşanılan şeyleri savunan, bu söylediğim şekilde hareket eden siyasi partiler var. Mesela burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni federal bir çözüm önünde en büyük engel gören, devlete hakaretler eden insanlar aslında mevcut gözümüzün önünde durulurken ya siz bölücüsünüz, ayrımcısınız denmiyor ama aslında adil, Erkan kardeşimin de burada ifade ettiği gibi hür yaşamak isteyen insanların bir araya gelip kurduğu bu partiyi yöneten insanlara maalesef böyle suçlamalar getiriyor. Biz bunlara bakmıyoruz. Biz baktığımız tek şey şu: halkı ekonomik olarak nasıl refaha çıkartırız? Bununla ilgili biz projelerimiz var. Mücadele edeceğiz. Halkımıza kendimizi anlatacağız. Halk bize inanırsa bize oyunu verecek. Yoksa bir yerlere gidip köylerde vallahi işte şöyle böyle diyerek oy toplamak aslında eskide kaldı. Çünkü o köydeki halk zaten 42 yıldır kandırılıyor. Ve durumu biliyor. Tabii sevgili Bertan, şunu da kabul edelim ama. Kıbrıs, siz Türkiye koşullarını da biliyorsunuz. Köyün, Türkiye'de köyün ne demek olduğunu da biliyorsunuz. Yani şimdi Karpaz bölgesinin mağduriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünden bugüne yönetenlerin ayıbıdır, yüz karasıdır.
Yoksa altyapı bu kadar iyi hale geldikten sonra mesafelerin bir ucundan bir ucuna bir buçuk saatte gidiyorsunuz. Evet. Böyle bir memlekette köy möy mü olur Allah aşkına? Buyurun. Vallahi kıymetli ağabeyim, oradan ele aldığın için mesela bir söylemek istediğim bir konu vardı. Buraya da gelmeden önce yazmıştım burada. Karpaz'da 11 tane otel, 2 tanesi bitti, 2 tanesi yarım, 7 tanesinin daha temeli bile atılmadı. Bafra. Bafra'da. Şimdi Karpaz dediğiniz için oradan ifade ediyorum. Siyasi erk nemalanarak bu otel izinlerini nasıl verdiğini bu tüm kamuoyu biliyor. Biz bu ayrımdı şuydu, bunları bırakarak aslında bu somut şeylere bakmak zorundayız, bakmak durumundayız. Ekonomikmen rahat yaşamak istiyorsak bu devlette bunları iyi bilip, iyi analiz edip siyasetçileri iyi seçmek zorundayız. 11 tane otel iznimiz var orada. 2 tanesi bitmiş, ikisi yarım, 7'si de çalışmıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu 5000 istihdam demek. 7'si de taş üstüne taş konmamıştır. Kesinlikle. Nasıl peşkeş çekildiğini de aslında hepimiz biliyoruz. Ya. Maalesef. Şimdi bu o bölgede yaşayan insanlar için 5000 istihdam demek. Neden yapılmıyor? Neden bu insanlara be arkadaş ben sana bu izni verdim ama sen daha taş üstüne taş koymamışsın orada. Neden bunu yapmıyorsun diye sorabilecek cesarete sahip siyasi erk var mı? Asla yok. Çünkü nasıl verildiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ki bu bizim... Soramaz zaten. Kesinlikle. Bu bizim çok detayına girmiyorum. ARGE çalışmasını yapan bir ekibimiz var bizim. Çok kıymetli insanlar. Bu bizim Karpaz projemizin içeriğinde bulunan bir konudur. Yani önümüzdeki günlerde... 5000 istihdam. Önümüzdeki günlerde Sayın Genel Başkanımız zaten bu hususta ilgili bu projeleri büyük bir toplantıda halkımıza ifade edecek. Büyük Meserya projesinden bahsettik biz köylerde. Bakın 2010 yılında buraya suyun geleceği belliydi. Hepimiz biliyorduk. Yok. Hayır. İnanın, geldi Sayın Türkiye'nin ilgili bakanı ve Sayın Sibel Siber'i anlattı. Orada parti temsilcileri de vardı. Sibel Hanım gidip arkadaşlarını anlattı da ama Sibel Hanım inanın dediler. Evet, su gelene kadar kimse inanmadı neredeyse. Yani şimdi herkes biliyordu dersen siz deyiniz ki biz biliyorduk deyin ama herkes biliyordu demeyin. Herkes biliyordu, herkes inanmıyordu. Peki. Böyle bir projenin varlığı. Evet, 70 milyon metreküp. 35 milyon içme, 35 milyon sulama. Ne yaptık? 75 milyon. Evet. Hükümetlerimiz ne yaptı? Bununla ilgili herhangi bir altyapı için bir çalışma yok. Hayır. Vallahi köy isyanda. Geçen gün oradaydık. Bayağı bir neredeyse o sistemden yani biz de nasibimizi aldık yani. Ya bir arkadaş bir dakika biz hükümette değiliz diye orada bir gülücük de olmuştu. Şimdi bu altyapı için 160 milyon dolar paraya ihtiyaç var. Biz yapmıyoruz. Yapıldığı zaman da yok biz yapacağız diyoruz. Nasıl olacak bunlar? Yani bizim aslında bu projeleri hayata geçirebilecek güçlü bir iktidara ihtiyacımız var. Ben bu reformların yapılmasını, bu radikal kararların alınmasını sağlayabilecek bir siyasi parti, tertemiz bir siyasi parti olarak peki, yeniden doğuş partisi. Tamer Kızılcürek var hattımızda. Sevgili Tamer merhaba. Hasan abiciğim merhabalar, nasılsınız? Allah'a şükürler olsun, tamam. Zaman oldu yüzünü görmeyi. Gelelim, emriniz olur. Konuğuma da merhabalar diyeyim. Merhabalar. Akçay'dan arıyor. Ben çok uzatmadan az ve öz konuşmak isterim. Şimdi arkadaşa siyasi hayatında başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Ve başkanları da başkanlarına çok saygı duyduğum bir kişiyim. Demokrat Parti'de geçmişiniz var. Aynen öyle. Şimdi arkadaşın dediği şu. Ben anladığım kadarıyla konuşmaya çabalayacağım. Şimdi burada bu teze uyruklu arkadaşlara tabii tezeli değiller, Kıbrıslı bu arkadaşlar. Ayrım yapıldığını kendilerine iddia ediyorlar.
ben de hasbihal bir Kıbrıslı olarak kendimi bu memlekette üçüncü vatandaş olarak görürüm. Çünkü niye? Bugün bize ne zaman şehirde, kasaba yerlerinde çok şeyler yapılır insanlara. Ben örnek söyleyeyim birkaç şey. Mesela bugün Lefkoşa'da, Lefkoşa Belediyesi beni park ettiğim bir otelin yanında 20 kez yazdılar. Geceleyin o bu otelin dibinde arabalar geçemez. Yanlış parklardan dolayı ve gücü yetmez Lefkoşa Belediyesi'nin bir de bu arabaları yapsın. Bu otel sahibi de Tece Kökenli. Çünkü Türkiye'den gelir talimatlar. Dokanmayacaksınız, hazırlarsızlık vermeyeceksiniz. Ha, burada arkadaşın dedikleri şu. Burada bizi yöneten partiler kendileri yönetmiyor zaten. Bu muhtarlık ve destabanlık yapıyorlar bu memlekette. Bütün talimatlar Türkiye'den geliyor. Şimdi o yerleri de Karpaz bölgesinde otel izini olarak verildiğini iddia edersek, ben iddia ederim ki Türkiye'nin talimatlarıyla verildi otel yerleriyle. Şimdi bizi burada, biz Türkiye'ye sebep sayarız. Biz Türkiye'siz imkansız. Yani biz Türkiye düşmanı değil, canımızdır. Bizi dünyada hiçbiri tanımaz Türkiye'nin haricinde. Büyük de saygımız var, insanlara saygımız vardır. Fakat gerçek bir şey vardır. Burada iç sorunlarımıza, her şeyimize karışılıyor. Buradaki mesela ben Akçay'da kalırım, güzel yurtta. Bugün 1000 lira sorunumuz var. Ne milletvekillerinin yüzü var köye gelsin, sıkıntılarını, sorunlarını gelsin insanların. Ben geçenlerde kaymakamı aradım bize. Gelin köye, sorunlarımız, sıkıntılarımız. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Ağır bölgesi bile yok bu köyde. Ortalık darmadır var. Bütün memleket böyle. Ha, fazla uzatmayın. Bir şey sormak isterim arkadaşa ve bunun cevabını versin bana. Yeterliyim. Konuşmaları hep dinledim başladığı vakitten. Dedi ki Yeni Doğuş Partisi kurulduğu zaman kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Türkiye ilişkileriyle iyi olduğu dönemde bunlara talimat gelerek kapandı bu Yeni Doğuş. Acaba tekrar Türkiye'den böyle bir talimat gelinirse kapanmayacak mı? Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Evet. Teşekkür ederim. Ben bir emirle daha kapatırlarsa sizin yapacaksınız. Evet. Yani her şeye müdahale olabilir. Gücü yeten kazanır elbette. Ama bizim siyasi bir irademiz var. Almış olduğumuz bir karar var. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden eğer el açıp para istersek, eğer onlardan gidip icazet alıp burada hareket edersek, amenna, söylediği gibi Tamer Bey'in, o zaman belki bir talimat gelir, belki kapatın derler. Belki bir talimat gelir, falan kişiyi milletvekili adayı yapın derler. Belki bir talimat gelir, işte falan kişiyi bürokrat olarak atayın derler. Hiç kimseye yağma yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak, bu şerefli devletin vatandaşları olarak tertemiz bir siyasi partiyiz. İnsanların huzurunda olan. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gidip icazet almadık. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seviyoruz. Ama sevgili Bertan, şunu söylemek istiyorum. Yani baktığım zaman o dedim ya, siz ve Erkan Arıklı da bir tarif yapma ihtiyacı duydu. Ve bir sorum daha vardı. Türkiye'deki meselelere bakış açısı sizin açınızdan üyelikte ne kadar önemlidir? Ve bunu biraz daha açtım aslında. Dedim ki yani burada ben bir yazımda da belirtmiştim. Yani Kıbrıslı Türkler vardır, Kıbrıslı Aleviler vardır, Kıbrıslı Lazlar vardır, Kıbrıslı Kürtler vardır artık. Yani biz Türkiye'deki rahatsızlığı burada duymuyoruz ve duyulmasını da istemiyoruz. İşte ama siz birazcık daha ve bence Kızılyürek'in, Tamer Kızılyürek birazcık da sizleri, genel başkanınızı tanıdığı için Türkiye bağınızın güçlülüğü sizi talimatlara karşı savunmasız mı kılıyor, vardır o sorunun içinde. Ben soruyu birazcık daha genişletmek istedim. Evet. Buyurun. Bu inançla şunu ifade ediyorum işte.
Biz bu partiyi kurmadan önce elbette ki Türkiye ziyaretlerimiz oldu. Yalnız ziyaretlerde biz parti kuracağız. İzniniz var mı? Olun. Ya da izniniz var mı diye çıkmadık. Bakın burada televizyondan konuşuyorum. Binlerce kişi izliyor, binlerce kişi internetten takip ediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığını ziyarete gittiğimizde, bakanlarını ziyarete gittiğimizde onlara şunu ifade ettik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nde yeni kurulan Yeniden Doğuş Partisi'nin temsilcileriyiz. Biz bundan evvel gidip biz parti kuracağız ya desteğinize ihtiyacınız var ya da izniniz var mı demedik. Dolayısıyla ya da Türkiye'den herhangi bir maddi desteğimiz falan böyle bir şeyimiz de yok. Dolayısıyla bizim kimseden icazet alacak bir durumumuz söz konusu değil. Böyle cevap vermiş olabilirim. Çok önemli dikkatimi çekti bir şey söyledi. Benim de rahatsızlık duyduğum bir durum var. Ya yani dedi ki ben kendi ülkemde 3. sınıf insanım. Ya. Vallahi katılıyorum. Yani nasıl katılıyorum? Ben de onunla beraber. Yani ben bugün bir restoranta gittiğimde yani Filipin dilini bilmeden işte 3. o dünya ülkesi olarak tabir edilen insanların dilini bilmeden vallahi yemek siparişi veremiyorum. Evet. Yani bunun için çok büyük bir şekilli anlatım yeteneğine sahip olmanız lazım. Çünkü kişiler orada çalışan arkadaşlar ne Türkçe biliyorlar ne İngilizce biliyorlar. Yani ben de aynı pozisyonda olmamak için Tamer Beygil'in Tamer Bey'in bahsettiği o 3. sınıf insan pozisyonuna düşmemek için siyasi iradeyi kazanıp mücadele vermek isteyen bir bireyim. Ben de aynı görüşteyim kendisinden. Yani ayrı düşünmüyorum. Burada bu de şu da vardı orada. İstikrarsızlık var. Yani şimdi gidin kaymaklık çemberi var ya küçük kaymaklı şehitler anıtında olduğu evet. çember. Orada zabıtalar böyle bir endamından gezer, yazar. Ama o yolun Mausa istikametinde sağ taraftaki pet ofisin önüne yığılmış arabalara dokunmaz. Yolun içinde arabalar park edilmiş. 10 metre 20 metre gitmez. Onun hükmü şeye kadar geçer. O yol boyunda birkaç arabaya karşı hükmedecek. Sevgili ağabeyim bu noktada çok somut örnekler var elimizde. Tamer Bey'e de cevap vermiş olalım. Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Karpaz'da ben taraf oldum. Tekin arkadaş ve diğer arkadaşımın adını unuttum. İki tane gariban buldular, soktular içeride. Eğer imar mevzuatına aykırı inşaat vesaire. Girnev sahillerinde büyük efendilerin kaçakları ne olacak? Buldun gariban iki tane Karpaz'da ya da 10 tane bulacak. Karpaz'da dövecek. Da şov yapacak adalet varmış diye. Dalga mı geçerik birbirimize? Maalesef dalga geçiyoruz. Nasıl dalga geçiyoruz? Siyasi erki ele geçirmeden, bakan, başbakan yardımcısı olmadan biz bet ofisleri kapatacağız diye sosyal medyadan bangır bangır bağıran, yazılar yazan Serdar Denktaş'tı. Evet. Buyurun başbakan evet, yardımcısı oldu. Londra'dan Cengiz arkadaşımız mesaj atmış ve vurgu yapıyor. Adalet Karpazlıları kesmesin sadece. Evet. Haksız mı? Haklı tabii ki. Londra'da yaşayanlar için de şunu söyleyeyim. Bir siyasi parti olarak belki de şu andaki mevcut siyasi partiler içerisinde yurt dışında yaşayan Türklerin bu ülkede oy kullanması adına manifestosunda bu konuyu ele alan belki de tek siyasi partiyiz. Onu da bu arada Londralı deyince ifade etmiş olalım. Londra'dan bizim iyi bir izleyici kitlemiz var İngiltere'de. Bunu da buradan evet. ifade etmiş olalım. Şimdi bu noktada, Karpaz projeniz vardı. Evet. Karpaz projesi işte bahsettiğim yani şimdi, oradaki istihdam derecesini 5000'e yakın getirecek noktada. Meseria'da ifade ettiğim ki bu daha önceden açıklanan bir konu olduğu için ifade ediyorum. Meseria'da bir üniversite kurmayı planlıyoruz. Oradaki lokomotif sektör üzerinden tarımda dediğim gibi 2010 yılından beri işte su projesinde herhangi bir altyapı çalışması yapılamadı. Bununla tarımla ilgili gerçekten sadece söylemlerdeyiz. Tarımcılar tarımla uğraşan arkadaşların geçtiğimiz günlerde bakanlığı bastığını, bakanın odasına
yerleştiğini tüm ülke izledi zaten. Yani gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Bu süreci giderebilmek adına bizim projelerin ayrımdı, şuydu, bunlar artık unutmamız lazım. Ayrım diye bir şey yok. Kıbrıs'ı Türkiye'li konusuna da ben takılmıyorum. Neden takılmıyorum? Çünkü bugün Kur'an-ı Kerim'de, inandığımız kitapta muhacir var, ensar var. Nasıl tarif edeceğiz? Muhacir göç eden kişi, ensar kabul eden, sahiplenen kişi. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde tanım yapılıyor diye ayrım mı var diyelim. Peki. Mehmet Çoroğlu Londra'dan merhaba. Merhaba Hasan'cığım. Evet. Köroğlu olacak. Çoroğlu değil arkadaşlar. Mehmet Köroğlu. Yanlış. Düzeltirler şimdi. Mehmet Köroğlu. Buyur Mehmet kardeşim. Kardeşim nasılsın? Çok şükür. Allah iyiliğini versin. Amin. Arkadaşa da başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zaten Kıbrıs'ta kaç tane Kıbrıslı kaldı kardeşim? 120 bin teze vatandaşı var. Tabii hakkınız var. Kurabilirsiniz tabii. Sağcısı da, solcusu da, milliyetçisi de. Herkes kurabilir. Çoğaldık sonra zaten daha iyi olur. Birbirinizi desteklersiniz. Bu iş gider. Ama ben size bir şey soracağım. Lütfen. Tabii sizin buraya gelip parti kurmanız beni enterese etmez ama size bir şey soracağım. Niye Türkiye'de bir tane Kıbrıslı gidip da dernek açabilir mi? Bunu bana söyler misiniz? Kıbrıs'ta Hataylılar Derneği, Adanalılar Derneği, Gaziantepçiler Derneği, daha en vallahi bilmem kaç tane daha var. Türkiye'de bir Kıbrıslı gidip bunu yapabilir mi? Peki. Yani ben sizin parti kurmanıza karşı değilim. Ama karşılıklı şey yok. Birbirimize itimadımız yok. Bu kadar hükümet değişti. Hangi hükümet açıklayabildi Kıbrıs'ın nüfusunu? Açıklayamadı. Çünkü elini alan şeyi gelir Kıbrıs'a. Kalıyor. Ya orada burada kalır, şeylerde kalır, inşaatlarda kalır. Peki. Kim sorabilir? Kimin hakkı var? Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Hasan'cığım. Arkadaşlara başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Yanlış bir bilginin en azından doğru bilinmesine vesile olacağı için peşinden teşekkür edeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Derneği'nin İstanbul'da çok güzel faaliyetleri var. Ankara'da çok güzel faaliyetleri var. Çok eskiden gelen bir geçmişi var. Evet, eskiden gelen bir geçmişi var. Gittiğimizde de zaten temasta olduğumuz oradaki arkadaşlarımız da var. Bu hususta aslında Mehmet Bey'in anlattığı şekilde değil olay. Ama şu şekilde bakarsa olaya, yani haklı yere, yani düşünebilir. İnsanlar her şeyi düşünebilir. Ben eskiden biraz daha ılıman düşünüyorum. Bunu da buradan ifade etmiş olayım. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok büyük bir kitleye liderlik yapan Alparslan Türkeş rahmetli bir siyasi partinin, büyük bir hareketin siyaset partisinde Türk milliyetçiliğinin lideridir. Aynı şekilde. Oğlu şu anda Kıbrıslı olan, o Alparslan Türkeş Kıbrıslıydı. Mehmet Bey'in cevabını vermiş olalım bu durumda. Ve harici olarak şu anda oğlu Kıbrıs konusuyla ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir bakan. Yani Türkiye'de Kıbrıs'ta siz parti kurma hakkına sahipsiniz ya da dernek kurma hakkına sahipsiniz ama Kıbrıslı Türkler Türkiye'de işte bir yere gelemiyor diye hiç kimse söyleyemez. Çünkü bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli hastanelerinin başhekimleri Kıbrıslı Türkler. Bugün Fatih Terim Kıbrıslı bir Türk. O ailenin mensubu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde çok önemli noktalarda bulunan Kıbrıslı Türkler var. Yani biz bunu buradan, ben biraz önce söylediydim. Yani Kıbrıslı Türkiye'li takılmıyorum bu söylemlere. Çünkü geldiğimiz yer aynı ya. Yani kendi kendine, ama şöyle bir hazımsızlık var işin açıkçası. Bertan benden daha çok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni savunamaz. Bertan benden daha çok sevemez bir hazımsızlığı var belirli kesimde. Şimdi bunun için de şunu söylemek istiyorum. Pierre Loti'yi bilirsiniz. İstanbul'da da tepesi vardır. Gittiniz mi bilmiyorum ama
Giderseniz güzel bir yer. Seyircilerimize de söylemiş olurum. Pierre Loti Osmanlı'yı çok seven bir adam. İstanbul aşığı bir adam. Ve şimdi biz bununla ilgili Osmanlı'yla ilgili işte yazıları var, araştırmaları var. İstanbul'da da adına tepe verilmiş. Pierre Loti Tepesi. Ve Türkiye'de yani Anadolu topraklarında bu adamın bu sevgisi dilden dile meşhurdur ve Fransızdır. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de bunun bu sevgisi de alkış almıştır ve adına da tepe yapılmıştır. Şimdi biz Pierre Loti'ye ya sen niye Osmanlı'yı benden çok seviyorsun, sevemezsin kardeşim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde maalesef ben bu tutumla karşılaşıyorum ama. Ama sevgili Bertan, eğer Bertan Zaroğlu'nu yalın tanımlamayla çekip çekiştirip çekip çekememe meselesine geleceksek, TC kökenliler arasında Bertan Zaroğlu'na böyle hasmane bir tavır içinde saldıranlar çok fazladır. Evet. Yani kıyaslarsanız çok fazladır. Şimdi kıymetli ağabeyim bu hususta şöyle söyleyeyim. Her insanın seveni de var, sevmeyeni de var. Fakat şöyle bir durum var. Biz aslında şu anda, yani şahsen ben genel sekreterlik görevi tevdi edildi. Daha iyi içimizde bu görevi icra edecek arkadaşlarımız da var. Bize tevdi ettiler. Şimdi aslında bu partiye saldıran kesim, bize saldıran kesimler mevcut siyasi partiler içerisinde yıllardır benim arkamda bu kadar kişi var. İşte ben sizden şunu isterim ha. Şu müdürlüğü isterim, şu kırsal kesim arazisini isterim diyen arkadaşlar bugün aslında sizin o söylediğiniz isimlerdir. Yani biz onun için Allah'a çok şükür alnımız açık, tertemiz, hiçbir kötü işin içerisinde yok. Bir hayli insana yardım ediyor. Bu yardımın kaynağı nedir? Yani daha önceden sevgili abim bunu bana bir televizyon programında katıldığım programda yine sormuştu. Evet, yani, evet. Hayır. Bunları söylüyorlar. İfade etmeme vesile olduğun için sana çok teşekkür ederim gerçekten. Bertan Zaroğlu o zaman da sana aynı cevabı vermiştim. Bir defa ben elhamdülillah Müslümanım. Komşusu açken tok yatan bizden değildir desturuna da yürekten kalben bağlı bir kişiyim. O zaman da bu cevabı vermiştim. Bunun yanında benim kendi ekonomik gücüm, kendi arazilerim, kendi malım, mülküm, ailem var. Yani ailem de yardım sağ olsun yapmaya da imkan veriyor. Ailem sonuna kadar arkamda, bu süreçte de arkamda. Amcalarım, babam her daim arkamda olduğunu ifade ediyorlar ve yanımda duruyorlar. Bu sebeple bizi ekonomik gücün varsa yardımcı olursun. Bizi izliyorlarsa onlara da en içten saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Ben de teşekkür etmiş olayım bir kere daha. En azından şunu ifade edebilirim. İnanın ki bunu şahsım adına ifade ediyorum. Lütfen bizi tanısınlar. Bizi tanımadan ön yargıyla ahkam kesmesinler. Lütfen sadece bunu rica ediyorum. Bizi tanıyan herkesin bizi seveceğine inanıyorum. Hata olmaz mı? Elbette olur. Hata yapmışızdır. Geçmişte hatalarımız olmuş olabilir. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki hata yapmamak için çok büyük bir gayret içerisinde olup bu siyasi erki ele geçirip halkın menfaatine işler yapmaya talibiz biz. Halkın menfaati. Kesinlikle. Bunun güvencesi ne? Bunun güvencesi ne? Şimdi köyde de özellikle bu soruyla en fazla karşılaştığım iki sorudan bir tanesidir bu. Şimdi, nasıl inanalım? Aynen. Nasıl inanalım diyor. Yani biz 42 yıldır zaten kandırılıyoruz diyor. Ben de diyorum ki iki yolumuz var. Birinci yol 42 yıldır bu düzeni kuran kişilerin bu düzeni değiştireceğine inanacağız. Ve onlara oy vereceğiz ki bu mümkün değil. Hiç akıllıca bir tercih olmaz. Ya da yeni siyasi partiler var. Yüzümüzü onlara döneceğiz. Bakacağız. Hangisinin projesine inanırsak, hangisine inanırsak onu destekleyeceğiz. İki yoldan başka yolumuz yok. Bunun içerisinde tabii ayrılabiliriz. İşte X parti var, Y parti var, işte C parti var. Bunlar içerisinde inancımızı kim cezbedecekse onlara oy vereceğiz. Başka yolumuz yok. Dolayısıyla nasıl inanalım? Vallahi yani 42 yıldır buraya bir inanmışlık var ve bir hüsran var. Ortada tertemiz yeni kurulmuş siyasi partiler var. Bir de buna döneceğiz. Sevgili Bertan Zaroğlu,
ben yıllardır gazetecilik yapıyorum, bir nöbet anlayışıyla. Demokrasinin çare üretme doğurganlığının olumsuz etkilenmemesini çok özenle korurum. Ve bu nedenle, Allah rahmet eylesin, çok eski bir söz ama Ahmet Ciğerci Ahmet çok kullandığı için onunla özdeşleşmişti. Allah rahmet eylesin. Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynısı. Bu toplumun demokrasiye olan inancını ve güvenini yıpratır. Yeni her oluşum ciddi olmak koşuluyla. Yani toplum bunlardan usandı, bir tabela asalım. Tabela bile asmadan seçime girelim, ne koparırsak değil. Potansiyeli olan, kurultay yapan öyle partiler var. Sizden daha önce kuruldu ama bir kurultay bile yapamadı. O parti yoktur zaten. Evet. Ama kitlesi olan, profesyonel anlamda örgütlenmesini bir yere taşıyan insanların Allah razı olsun ki insanlara olası bir seçimde bir seçenek sunacaklar. Evet, bu düzenden nemalanan, topluma bir şey vermekten ziyade kendileri bir şey elde eden insanlar her türlü yeni oluşumdan rahatsız olacak. Ama bizler yeni oluşumların topluma taşınması, toplumdan algılanması ve fark edilmesi için görev yapmayı da yurt sevgimizin, Kıbrıs sevgimizin, demokrasi sevgimizin bir parçası sayıyoruz. Kesinlikle. Sizler ve işte Halkın Partisi görüyorum. Sizlerin bakış açısı farklı olabilir ama bir potansiyel varlığı nedeniyle fark ediyorum nasıl birilerinin mevziye girmeye başladığını. Durun ya, Brian gelsin, görelim bakalım ne yapacaklar, ne edecekler. İlle o bir partilerle benzeştirmeye çalışılması, bu sizler için de, yani sizleri de benzeştirmeye çalışacaklar. Sizler siyaseten kişisel anlamda varlık sürdürdüğünüz, seçimlerde aktif duruşlar sergilediniz. Şimdi kendi evinizin, kendi partinizin efendisisiniz. Evet. Hadi görelim bakalım. Abi bu noktada gerçekten sıkıntı yaşayan bir dakika, kardeşim. Siz alacaksınız sözü ama avukat Mustafa Ulaş hattımızda. Mustafa Bey merhaba. Hasan Bey, Bertan Bey merhabalar. Kolay gelsin. Merhabalar, merhabalar Mustafa Bey. Şimdi Hasan Bey, Yeniden Doğuş Partisi aslında bu toplumda ekonomik olarak en altta kalan insanların partisi. Başka bir işle ekonomik olarak altta oldukları için de ötekileştirilenlerin partisi. Bu nedenle eğer bu ülkede gerçek anlamda sosyal devlet kurulacaksa, ancak böyle bir parti sosyal devleti pratik anlamda hayata geçirebilir. Evet. Ama bunun az önce söylediğiniz gibi garantisi var mı? Garantisi şu olsa gerek. Her seçilen kişi ya da parti, belediyelerin kişi eğer toplumun ve bireylerin istemlerini hayata geçirmiyorsa o kişiyi değiştirmek gerek. Bu Yeni Doğuş için de geçerli ya da Yeniden Doğuş için de geçerli, diğerler için de geçerli. Şimdi Avrupa'daki insanlar bunu keşfetmiş, bunu yapıyorlar. Aramızdaki fark bu. Biz bunu yapamıyoruz. Mutlaka hem partileri hem de kişileri değiştirmemiz gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? 30 yıldan fazla milletvekili yapan insanlar var. 20 yıldan fazla belediye başkanlığı yapanlar var. 20 yıldan fazla sendika başkanlığı ya da dernek başkanlığı yapanlar var. Mustafa Bey, herkes değişim ister kendi hariç. İşte onu kendisine rağmen toplum değiştirmesi gerekiyor. Bravo. Belki ben seçilsem oraya, ben de çok uzun süre orada kalmak isteyebilirim. Ama orada belki şu istisna yapılabilir. Eğer topluma
toplumun ihtiyaçlarına dönük işler yapıyorsa kişiler kalsın. Hı hı. Ama hangisi yapıyor Allah için bugün? Dolayısıyla yeni doğuş bunları yapması gerekiyor. Şu an ben de hasbelkader son anda işlerine katıldım. Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum yeni doğuşun içerisinde. Bir, Mustafa Bey, belki sizlerle yüzde fazla muhataplığımız yok ama kişisel kapasitenizle sadece hukuk alanında değil, demokrasi alanında da katkı koyacak da çok değerli bir insansınız. Teşekkür ediyorum. Ben sizi iyi takip ediyorum. Kişilik olarak, yaptıklarınız olarak çok uzun süredir takip ediyorum. Hatta düşünce bazında, sosyal alandaki düşünce bazında çok farkımız olduğunu da düşünmüyorum. Kişisel anlamda söylüyorum. İnsana değer veriyorsanız ne farkınız olacak ki? O kadar. Peki. Şimdi dolayısıyla burada ben şöyle tarif ediyorum yeni doğuşu. Yeni doğuş Kıbrıs'taki zencilerin partisidir. Nedir o? Şimdi Kıbrıs'ta zenciler ya da biliyorsunuz zenciler özellikle Amerika'da 1960'lar sonuna kadar ötekileştiren kesimler. Mustafa Bey yalnız bir dakikada bitirin. Son 3 dakikayı tamam. Bertan Bey'e vermek tamam. istiyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Kimdir bu zenciler? İşte işsizler, askeri ücretle çalışanlar, özel sektörde çalışanlar, küçük esnaf, küçük işletme sahibi, küçük tarımcı, küçük hayvancı ve özellikle Türkiye'den gelen insanların %97-98'i. Evet. Ne diyor 97-98'i diyorum? Çünkü oradan gelenlerin de %3 civarı, %4 civarı kendini üst sınıfa aktarmış durumda. Evet. Yolunu bulmuş. Evet, bir şekilde bulmuş. Peki hocam, evet. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Oldu. Ben teşekkür ediyorum. Evet, son 3 dakika sizin. Sevgili abim, şunu o yarım söylemek kalan konuya. İstiyordum. Ben soru sormuyorum. 3 dakika toparlayayım ve bitireyim. Teşekkür ederim. O yarım kalan yerden devam edeyim. Gerçekten bu konuda mağduriyet duyan bir kardeşim. Net şunu ifade ediyorum. Lütfen önce bizi tanısınlar. Geçmişte yaşanılan şeylerden kulaktan mütevelli, dolma bilgilerle kanaat oluşturmasınlar. Lütfen. Yani bir ön yargı oluşturmasınlar. Maalesef bu bizim çok büyük bir rahatsızlığımız. Yani toplumdaki en büyük rahatsızlıklardan bir tanesidir bu. Bakın yani buna siyasi çıkarlar da girdiği zaman aslında çok çirkin saldırılara maruz kalabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde çok kıymetli temiz bir isimden burada söz etmek istiyorum. Dip Karpaz Belediye Başkanı Supi Coşkun. Geçtiğimiz gün bu siyasi çıkarlar uğruna kamuoyunda onunla ilgili çok çirkin iddialarda bulunuldu. Kaldı ki kendisi de çıkıp zaten cevabını verdi bunları. Şunu söylemek istiyorum. Basında maalesef bu şekilde ambargo uygulanıp ne düşündüğünü ifade edemeyen biz ve bizim gibi olan isimler ortaya çıkan haberlerle beraber tamamıyla insanların beyninde ön yargı oluşturabiliyorlar. Bu sebeple buradan bunun vurgusunu yapıyorum. Lütfen bizi tanısınlar. Ondan sonra eğer varsa bir hata ona göre bizi sevip ya da sevmesinler. Tanımadan kanaat oluşturulan insanlardan biri mesaj attı. Supi Coşkun Dip Karpaz Belediye Başkanı ilgiyle izliyorum. Bertan Bey'e de başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederim kendisine. Yani mesaj attı. Tesadüf mü oldu söylememle bilmiyorum ama yani kendisinin bu karşılaştığı hasmane tutumdan dolayı şuradan net ifade etmek istiyorum. Sonuna kadar yanındayız, kardeşiyiz. Evet. Hiç kimse siyasi çıkarlar olacak uğruna saldırılar yapmasın. Yapıldı, lütfen halkımız inanmasın. Günah. Bunu demek istiyorum. Çünkü günah. İnsanlar için gerçekten çok çirkin iddialar ortaya atılabiliyor, menfaatler uğruna. Dolayısıyla halkımızda da böyle bir işte o rahatsızlıktan kaynaklı bir ön yargı oluşabiliyor. Bunun olmasını istemiyorum. Bravo. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Virgül koyduk. Nokta koymadık. 3 tane nokta da koymadık. Devam edeceğiz. Düşünceniz varsa bizler bu düşüncenin aktarılmasına vesileyiz. Dediğim gibi siyasi yorgunluk başkadır. Siyasi kirlilik başkadır. Evet. Bizim siyasetimizde yorgunluktan fazla kirlilik yaşanıyor.
Alın elinize süpürgeyi, mopu, dökün, yıkayın, süpürün. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Yarın konuğumuz Halkın Partisi Meclis Üyesi Doktor Teksen Köroğlu olacak. Saat 15.20'de biz Kıbrıs'ı deyişiyle Buracık'ta olacak. Bay bay.